Premier Lig'in 2012-2013 sezonunun son haftası, son maçlar pazar günü hepsi aynı saatte başlayacak. Onlardan biri Stamford Bridge'de Chelsea Everton'ı konuk edecek. Çarşamba akşamı Benfica'yı Ivanovic'in son dakikada attığı golle 2-1 deviren ve Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea Perşembe günü, yani bir gün sonra da Kaptan Lampard'la bir sene sözleşme imzaladığını duyurdu. Chelsea'de her şey masmavi, öyle diyelim. Ve bu maça çıkarken de 3. sıradalar, 72 puanları var. Everton'ın 63 puanı var. Son haftada sırası değişmeyecek 5 takımdan bir tanesi Everton. Diğer herkesin 15 takımın birden sırası değişebilir alınan sonuçlara göre. Onlardan bir tanesi de Chelsea. 72 puanda, hemen arkasında 70 puanla Arsenal var. Buradaki durum şu: Chelsea 0-0 berabere kalıp Arsenal'da son maçta deplasmanda Newcastle'ı 2-1 yenerse aynı puan, aynı averaj, aynı gol olacaklar ve federasyonun açıkladığına göre Chelsea ile Arsenal tek bir maç daha, bir playoff maçı yapacaklar. Üçüncüyü veya dördüncüyü belli etmek için. Artı 35 averajı var Chelsea'nin. 72 puanda bu maçı kazanırsa üçüncülüğü sağlamlanmış olacak. Beraberlikte dediğimiz gibi böyle bir risk var. Averaja kalacak işler. Tottenham kazansa bile, 72 puana ulaşsa bile arada 15-16 gollük bir fark var. Dolayısıyla Tottenham'ın averaj olarak Chelsea'yi yakalamasına imkan yok. Arsenal kazanırsa, Chelsea yenilse bile dördüncülüğü zaten daha önceden garantilemişti. Şampiyonlar Ligi için gelecek sene Benitez olmayacak. Onun yerine kim olacak onu da herhalde haftalar içinde göreceğiz. Rakip Everton dediğimiz gibi altıncılığı garantiledi. Geçen hafta Goodison Park'ta gözleri dolduracak kadar duygusal bir veda vardı. Gelecek sene Manchester United'ı çalıştıracak olan ve 11 yıldır kupa almamasına rağmen Everton'ı çok başarılı götüren Moyes'in vedasında. Dolayısıyla o da Everton başında son karşılaşmasına çıkacak ve hocalarına da bu maçla veda edecekler. Stamford Bridge'deki son maç olacak Everton'un başında David Moyes için. Chelsea'nin bir adım önde olduğunu söylemek lazım. Özellikle de kupa maçındaki kupa galibiyetinden sonra seyircisinin önünde de bu moralle bir galibiyet daha alıp işi bitirmek isteyeceklerdir. Fakat Everton'da tabii ki kolay lokma değil. Ben alt biteceğini düşündüğüm bir karşılaşma bu. Taraf bahsinden kaçınmanızı öneririm. Ama ille de taraf bahsederseniz Chelsea'nin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.